Derenin içine doğru bir gidelim. Araştıralım hep beraber. Bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, bir yanım mavi taşlar, bir yanımda dereler, kuşlar. Bir yanım mavi taşlar, bir yanımda dereler, kuşlar. Evet, bu mavi taşlar güzel taşlar arkadaşlar. Yani yüzlerce kilometre yol gelip de elimiz boş dönmeyeceğiz. Allah'a çok şükür. Müthiş bir duygu bu. İnsanlar kendilerine çeşitli eğlenceler üretmiştir. Ama ben de bu işi seviyorum yani. Ben de bundan keyif alıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın aman arkadaşlar. Bakın. Burada da var. Yani burası bunların bölgesi zaten. Biliyorsunuz yani şu anda çok dostumuz var ama düşmanlarımız da var yani. Yaptığımız işi düzgün yapalım ki birisi bir şey söylediği zaman kendimizi savunabilelim yani. Masmavi taşlar. Bunlar çok güzel mavi taşlar. Kayası. Kayası, evet. Kayası. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi bu taşların iyi olanları, kaliteli olanları, gem kalitesinde olanları çok yüksek fiyatlara satılıyor arkadaşlar. Bakın bunlar şeffaf ve kaliteli. Bakın gömülmüş buraya, beraber çıkardık. Bunların fiyatları safirler eş değer arkadaşlar. Bakın çok mükemmel bir parça. Bunları çıkartırken, bunları şu anda toprağın yüzeyinden alırken özellikle dikkatli bir şekilde alıyorum ki ve artık yakın çekim yapıyorum. Siz de bunu çıkartırken görün diye
Yani burada benim buraya koymuş olmam gibi yanlış bir anlaşılma olmasın diye arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Burada bunlar kayanın üzerinden serbest kalıp toprağın üzerinde birikmişler arkadaşlar. Arkadaşlar yerdeki küçük kıyanetleri görüyorsunuz. Sizlere yeri gelmişken yeni bir bilgi vermek istiyorum. Sedat Kocagülle ile yeni yeni şeyleri öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz kıyanet gerçekten güzel bir kıyanet bu. Fena bir kıyanet değil. Arkadaşlar dikkatli izleyin lütfen burayı. Bu kıyanetin şöyle uzunlamasına sertliği 4'tür arkadaşlar. 4 ve 4,5'tür. Evet. Şöylesine sertliği 4, 4,5. Enlemesine ise sertliği 7 ve 7,5 arkadaşlar. Evet. Tekrar anlatıyorum. Kıyanetin şöyle boylamasına sertliği 4, 4,5 ama şöyle enlemesine sertliği de 7 ve 7,5 civarındadır. Şimdi sizlere hemen burada bir test yapayım canlı canlı. Bakın arkadaşlar elimde bir kuvars var. Bakın. Bunu çizdim. Gördüğünüz gibi. Bir de enine çizmeye çalışacağım bunu arkadaşlar. Bakın. Sesi duyuyorsunuz ama herhangi bir çizik yok. Gördüğünüz gibi. Sedat Kocagülle'den öğrendiğiniz bilgiler gerçekten de çok sır bilgiler arkadaşlar. Sizlere feda olsun bilgilerimiz. Gördüğünüz gözünüzün önünde test yaptım. Bunu da lütfen unutmayın. Siz de yapın tamam mı arkadaşlar? Yani güzel bir bilgi. Unutmayın bunu. Şuraya gelmek için bulunduğumuz noktaya yaklaşık olarak 350 kilometre yol geldik arkadaşlar. Sabah saat 5 bile değildi yola çıktığımızda. Gerçekten de bu emek isteyen bir iş. Allah'ıma şükürler olsun. Bize bu güzellikleri yaşatıyor. Gerçekten de o kadar huzur doluyorum ki, mutlu oluyorum ki bunları buldukça arkadaşlar. Yani bunu tarif etmemin imkanı yok sizlere. İşte taşların şifası bu. Taşlar insana öyle güzel bir enerji veriyor ki, şunu şurada bulmak. Bakın hem sizle konuşuyorum, bir taraftan da buluyorum arkadaşlar. Yani bu müthiş bir şey. Ve özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Bulduğumuz taşlar gerçekten de dünyada hatırı sayılır taşlar. Yani Türkiye'de yok denilen, Türkiye'de hiçbir şey olmaz denilen taşlar. Ve sizlere bakın şu anda rastgele koydum kameramı. Kamera çekmiş. Evet orada. Sizlere kıyanetle ilgili çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Bundan sonra arkadaşlar. Kıyanetle ilgili çok önemli bir sır vermek istiyorum. Ve bu bilgiyi verdikten sonra inşallah kıyanet sanayide kullanılabilir. Hatta kıyanetten uzay gemisi bile yapılabilir arkadaşlar. Bunun ne olduğunu da İlerleyen günlerde sizlere söyleyeceğim. Neden öyle bir şey? Bu kelimeyi neden kullandığımı da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Artık burada fizikçiler devreye giriyor. Bizim görevimiz orada bitiyor. Onlar
çalışmalar yapacaklar. Arge çalışmalarını. Biz sadece onlara bu kıyanetin bir özelliğini söyleyeceğiz. Onlar da geliştirecekler. Bu milli bir mesele arkadaşlar. Ben yaptığım işten gurur duyuyorum gerçekten. Evet, şöyle devam edelim. Bakalım ne var ne yok. İşte hep bunu anlatıyorum sizlere. Yüzyıllar önce benim şu anda bulduğum kırıntıları bu insanlar, bazı yabancı ülkeler bunları hepsini biliyorlar. Ama tabii ki bizleri boş boş işlerle oyalayıp, boş boş programlarla insanlarımızın beynini yıkayıp bizleri uyuşturdular. Hani ben size burada kendimi şey yapmak istemiyorum ama inanın burada kendimi lütfen şey yapmayın beni. Sedat Kocagülleler her zaman gelmezler arkadaşlar. Onun için bu şekilde ülkemizde neresinde olsa olsun çalışmaları, bu tip çalışmaları desteklemek gerekir. Bunlar bilimle alakalı bir şey. Tamamen ülkenin kalkınmasıyla alakalı şeyler bunlar arkadaşlar. Bu videomuz da biraz uzun olacak. Şimdi başka bir bölgeye gideceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonuç itibariyle bizim aslında yapmak istediğimiz şu güzellikleri ülkemize, insanlarımıza bir kazanç kapısı olarak fayda sağlattırmak ve ülkemizin taş ihtiyacının yurt dışından Türkiye'ye girişini durdurup kendi taşımızı üretip insanlarımıza çok büyük bir istihdam sağlayıp bu işin ülkemizde ilerlemesini sağlamak arkadaşlar. Evet, sonuç olarak asıl yapmak istediğimiz bu. Köylümüzden, şehirlimizden bu taşları işleyen, bulan herkes bu işten bir kazanç sağlayıp herkes evine bir ekmek götürsün. Yani bizim en çok istediğimiz bu aslında arkadaşlar. Birey, herhangi bir bireyin değil de bireylerin kazanması. Yani burada çoğunluk olarak hareket etmek önemli olan arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Çok güzel taşlar bunlar. Bakmaya doyamıyorum yani.